Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bir video izlettireceğim. İzleyeceğiniz videoda Meral Akşener Millet Meclisi kürsüsünden bir tane Serhan Koray Çiftçioğlu diye bir genci orada çıkartmış kürsüye. Eline de bir kağıt vermişler. Arkadaş orada 7 yıldır işsiz olduğunu ve hayalleri olduğunu, iş bulamadığını, hiçbir kapının buna açılmadığından falan filan, yani bir saat boyunca zırvalar. Ben hepsinin detayına girmiyorum. Size bir dakika bir video izlettireceğim. Zaten orada göreceksiniz ve anlayacaksınız bu arkadaşın hayallerini, yaşantısını ve çekmiş olduğu çileleri. Şimdi videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü 2019 seçimlerini sosyal medyada CHP'nin çok güçlü olduğu için kaybettik. 2023 seçimlerine bizim de hazırlık yapıp başarmamız için, kaybettiğimiz belediyeleri geri almamız için sesimizi herkese duyurmamız gerek. Sizden maddi bir destek değil, manevi sadece beğenmeniz ve abone olmanız yeterli. Çünkü beğenilmeyen videolar YouTube'da arka sayfalarda yayınlanıyor ve emeğimiz zayi olup gidiyor. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzu izleyelim. 2013 yılından beri, yani tam 7 yıldır, iş için çaldığım hiçbir kapı ne yazık ki bana açılmadı. Yine de boş durmayarak gerek lisans gerek yüksek lisans süreçlerim boyunca çeşitli hazır giyim mağazaları, eğitim danışmanlık, organizasyon şirketleri ve otel gibi yerlerde çalışarak karşılığımı kazanmaya gayret ettim. Yaptığı başvurulara bir geri dönüş alamamanın 28 yaşında bir genç için ne kadar zor olduğunu eminim hepiniz tahmin edersiniz. İşsiz olmak sizce sadece iş sahibi olamamak mıdır? Tabii ki hayır. İşsiz olmak demek aynı zamanda plan yapamamak, yarını görememek, hatta en kötüsü hayal kuramamak demektir. Hayal edebilmek başarmanın yarısıdır derler ama bırakın başarmayı, biz hayal bile kuramıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi bu arkadaş 7 senedir işsiz olduğunu söylüyor. Bakın, size önemli yerlerden bahsediyorum. İşsiz olduğunu, 7 senedir hayalleri olduğunu ve başarmanın ilk aşamasının hayal kurmak olduğunu, bırakın başarmayı, hayal bile kuramıyoruz diyor. Ben bu arkadaşın hayallerini çok merak ediyorum. Nasıl bir hayal kuruyorsa, hayaller bu gencin hayalleri çok tehlikeli galiba. Bayağı bir tehlikeli. Şimdi resimlerde de gördüğünüz gibi bu arkadaş Romanya'da, İtalya'da, Fransa'da, yani Avrupa'nın birçok şehirlerinde öyle diskolarda, barlarda, otellerde çeşitli resimleri var. Yani o diskoya götürmüş olduğun o kızları, onları tavlarken de, o kızları otellere götürürken acaba onlara da söyledin mi ben çulsuzum, işsizim diye? Ama onlara geldiği zaman yüksek lisans yapıyorum, doktora okuyorum, profesyonel olacağım, profesör olacağım, yok emeğim şu kadar, maaşım bu kadar, babam zengin, anam zengin, bir dünya para, yani lafları öyle sıralıyorsunuz o kızlara. Onlara parayı harcarken hiçbir sıkıntınız, hayalleriniz olmuyor. Ama iş Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi miydi, iş iktidara geldi miydi, seni oraya gönderen veyahut da senin okul masraflarını, bursunu, her şeyini karşılayan bu devlete ihanet etmeye birebirsiniz, yani hainlikte birebirsiniz. Üzerinizde yok. Arkadaşım sen 7 senedir işsizmişsin. Senin lafını söylüyorum, bak kendi lafınla. Ne diyorsun? Bir takım diyorsun özel hazır giyim mağazaları. Bakın, yani Almanya'da yaşamış olsak da Türkiye'de üniversite okuduk. Yani kelimelerden anladıklarımız var yani. Çünkü ortaya çıkacak yalanlarının bazılarında biliyorsun da %50 yalan söyleyeyim diyor. Özel hazır giyim mağazaları, bak rı çoğunluk, eğitim ve danışmanlık şirketleri, bazı oteller. Arkadaş sadece burada 4 tane meslek dalı saydın, 4 tane, her birinde birer sene çalışsan, bak adam olsan birer sene çalışsan 4 senedir çalışacaksın, 4 yıldır. Adam olsan bir tanesinde 10 yılda çalışırsın ömür boyu da, ama sen her birinde birer sene çalışsan 4 sene. Bak bir keresinde diyorsun ki ne, bak orada özel hazır giyim mağazaları, demek ki kaç tane mağaza, bak bir sürü mağaza var. Eğitim ve danışmanlık şirketleri kaç tane, oteller kaç tane. Sen demek ki iş beğeniyorsun kardeşim, istediğin iş değil. Peki sana biz cumhurbaşkanlığı versek olur mu, yapar mısın? Başbakanlık verelim, gel milletvekili ol istersen, onlar işine gelir mi, seni tatmin eder mi, onlarla doyar mısın, yetinir misin onlarla?
He, onu istiyorsan başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, o zaman iki yüzlü olmayacaksın. Hain olmayacaksın. Özlü sözlü bir mert adam olman gerekir işte onu da. Ona da maçan yemez. Böyle ihanetlikle, kıvırmalarla, yalanlarla, hile hurdayla anca böyle senin oyunların ortaya çıkar. Biz şimdi senin babanın şirketlerini, babanın mal varlığını şimdi devlet aracılığıyla çıkartsak, tapu dairesinden, bankadaki gelir gider hani vergi dairelerinden bunun hesabını kitabını çıkarsak, yayınlasak, bu zenginlikleri ortaya döksek ne olacak o zaman? Devlet özel yaşam hakkına müdahale ediyor. Devlet kişinin özel yaşantısını çarşaf çarşaf yayınlıyor. Gerek mi vardı buna? Bak CHP'li Engin Altay, ondan sonra Özgür Özel, buna benzer bazı yandaş, Sezgin Tanrıgül gibi çapulcular çıkıp milletvekili kürsülerine, bak AKP insanların özel hayatına müdahale ediyor. Bak insanların özel bilgilerini paylaşıyor. Bu çocuğun babasının kendi mal varlığı, kendi zenginliği onu ilgilendirir. Bu suçu niye devlet işliyor? Bu suçu işleyen, bunları paylaşan bakanlar, milletvekilleri veyahut da o devletin kademesinde görev alan bütün memurlar hepsi yargılanmalı, hepsi ceza almalı. Bir kişinin şahsi özel yaşantısını paylaşamazsınız. Onun çocuğu onu dediyse, onun babası zenginse, firmaları varsa, otelleri varsa, zincirleri varsa onu paylaşamazsınız diye mal varlığını paylaşamıyoruz. Çünkü söyleyemiyoruz. Çünkü yasak. O zaman özel kişiye, kişi yaşamına müdahale olmuş oluyor. Yani kişinin yaşamına, kazancına, malına, mülküne gizli bilgi ve belgelerini yayınlamaktan mahkemeye verme ve ceza alma kapısı açılıyor. Adam dava edebiliyor. Bunları yapmak yasak ama beyefendi 7 senedir iş bulamıyor. 7 senedir. Ama o gezmiş olduğu İtalya'daki Venedik, Paris, Romanya, Bulgar, bu ülkeleri ben Avrupa'da yaşıyorum. Bak 2500 lira maaş almama rağmen Avrupa'da yaşıyorum. Ben öyle bir kere hayatımda 3-5 sene önce bir kere Fransa'ya gittim. Mecburen Paris'e bir akrabam gelmişti. O ille gezmek istiyordu. Onu Paris'e götürdüm. Sadece Paris'e 400 kilometre yol sürdük. 400 kilometre. 350 falan 400 diyelim. 400 olsun. 80 euro ben sadece Fransa'ya otoban parası ödedim. Arabayla gittiğim için sadece otoban parası 80 euro. Bir daha gidebilir miyim ben şimdi? Ben 2500 euro alıyorum, gidemiyorum oraya. Ben daha ne İtalya'yı gördüm, ne Romanya'yı gördüm. Hiçbir yere daha gidemedim. Arkadaşım, bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Bizim bir yaşattığımız hayatımız, bir geleceğimiz var. Biz bunları bu arkadaşın yaptığı gibi az bir şey, az bir şey bunlara yapmaya özensek yolumuzu bulamayız. Bu beyefendi Avrupa'yı karış karış gezmiş, her yeri halt etmiş. Açım, yoksulum, kimsem yok, hayallerim yok. Yok devlet şöyle yapmıyor, yok iş bulamıyorum, yok aş bulamıyorum diye uyduruk uyduruk bir şeyler yapıyor. Bu da İyi Parti'nin ayıbı. Niye biliyor musunuz? Çünkü orada oynayacak olduğu PR'ı düzgün insan bulamıyor. Ya birazcık mantıklı olsun o da, zekalı olsun, manyak olmasın. Ekrem İmamoğlu gibi ve Meral Akşener gibi, Kılıçdaroğlu gibi çakma böyle PR'cılar böyle basit oyunlar, basit tiyatrolar çevirir. Ya kardeşim şimdi kendileri zengin ya, zengin zümresindeler. Yedikleri, içtikleri, kaliteleri, bakımları, yaşantıları lüks olduğu için kendi yaşamlarının sınıfındaki, kendi kademesindeki yaşayan insan zümresinden almış oldukları mağdur kişi bu kadar olur. Ya sokağa bir çık, sokaktan geçen bir tane seni sor, AK Partili misin, İYİ Parti mi, CHP mi, HDP mi sor. Bir tane İYİ Partili, bir tane CHP'li çıksın sokaktan, bir tane genç, al onu getir. Bundan 1.000 kat iyi olur. Getirmiş olduğun adamın 1.000 tane soytarılığı var. Zenginlikleri ortada. Ha, sen ama o sokaktan o adamı getiremezsin işte. İYİ Partili olsa da, CHP'li de olsa da onu Millet Meclisi kürsüsüne getiremezsin. Onunla yan yana duramazsın. Çünkü o aldığın kişi kokar. Sana göre kokar. Parfümlü değildir. Bakımlı değildir. Senin işine gelmez. Sen onunla bir arada nefes alamazsın. 2 dakika yan yana duramazsın. Sen onu beğenmezsin, onu aşağılarsın, onu hor görürsün. Senin sınıfından değil o, senin zümrenden değil. Senin standartlarına uygun değil o kişi. Seni sevse de, seni desteklese de sen onunla yaşayıp barınamazsın. Bir arada duramazsın. İşte böyle aldığın kişi tiyatrocu, böyle ikinci sınıf, üçüncü sınıf tiyatrocu. İşte böyle pert olur, rezil rusva olursunuz. Ortaya çıkar yalanlarınız. Bir arada BBC'nin, İngiltere'deki BBC'nin bir tane kadını çıkartmış biliyorsunuz.
Eskiden biz çuvalla bulgur alırdık, çuvalla fasulye alırdık. İşte bu sokakta yaşıyorum. İşte babam benim eskiden zengindi. Şimdi nerede çuvalla fasulye bulgur almak? Şimdi kiloyla bile alamıyoruz. Açız biz. Kiramı ödemiyorum falan filan. Böyle buna benzer bir dünya. Şimdi uzatmaya gerek yok. Uyduruk lafları sıralayıp arkasında yatlarda, katlarda, eğlence partilerinde onun boy boy resimleri, boy boy o kaliteli elbiseler, giysiler çıkınca rezil oldular. Ne oldu? Utandılar mı? Vaz mı geçtiler? Pes mi ettiler? Yine devam ediyorlar aynı tiyatroya. Buluyorlar yine aynı şekilde ama böyle 3. sınıf, 4. sınıf tiyatro oyuncuları. Ya bu adamın yani resimlerini gördünüz. O tavladın o kıza da diyor muydun ben çapulcuyum, benim param pulum harçlığım yok diye. Diyor muydun? Onu otel odalarına götürürken, onlarla diskolarda, barlarda, pavyonlarda o paraları çatır çatır yerken, ona ısmarladığın belki bir viskidir, bir biradır, ne ısmarlıyorsun zıkkımın dibi. Tek onun bir tanesi belki 15-20 euro ya. Avrupa orası. 15-20 euro. 10 euro. Sabaha kadar onu gece sarhoş olana kadar içiyorsunuz. Gece yarısına kadar sabaha kadar kusuyorsunuz. Sen orada 500 lira, 1000 lira, 2000 euro sen oraya para öderken, o zaman açtın, yoksuldun, işsizdin, duyguların, hani hayallerin yoktu. Bırak başarmayı, hayallerimiz bile yok diyordun da şimdi birden geldin Türkiye'ye, o zaman hayalim vardı, zengindin, o zaman varlıklıydın, Türkiye'ye gelince millet meclisi kürsüsüne birden gele gelmez hayallerin de uçtu gitti, ümitlerin de uçtu gitti, açlığın aklına geldi, yoksulluğun, kimsesizliğin aklına geldi, demek ki bir geleceğin de yok işsizlikten. Bunu anlatıyorsun, senin anlatmana göre demek ki sen bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan devleti, milleti, vatandaşları herhalde kendi zekanız gibi hani geriden sayıyorsunuz yani. Zeka özürlü sayıyorsunuz galiba. Kimse araştıramayacak, bulamayacak diye. Eğer orada mal varlığı açıklaması, yasaklaması olmasın babanın, ananın, o zaman görürsün ne hale düşeceksin. Çünkü onlar açıklandığı zaman biz burada ceza alacağız. Biz de dava etme hakkın olacak işte. Biz o özel yaşantıya müdahaleden ötürü. O adamın mal varlığını, gizli yaşantısını paylaşamazsın işte. Ama sen çıkıp orada ağlıyorsun işte yalandan. İşte bunun cezası yok. Yalandan ağlamanın cezası yok işte. İkiyüzlülüğün, hainliğin, şerefsizliğin cezası yok televizyonda. Ama bir kişinin malını, mülkünü, varlığını, gelirini, giderini yayınladığı zaman özel yaşama müdahale olduğundan dolayı savcılık buna ceza veriyor işte. Biliyorsunuz bu türlü pislikleri. Bunları biliyorsunuz, yolunu, yordamını. İstediğiniz kadar hainliğin sonuna kadar kullanıyorsunuz. Son limite kadar hainliği, ikiyüzlülüğü. Ama birisi size gelip de hani bir şey dediği zaman hemen hakim, hemen savcı, hemen adalet. Değil mi? İşte bu sunum.